İbrahim Tenekeci, son günler için. Herkesin haklı ve alacaklı olduğu bir zamanda hakikat nereye gider? Hakkaniyet nasıl sağlanır? Mesela camiada belki bin tane ajans var. Yalnız bir insanın ajansı varmış gibi yazıp çizmek ne kadar adildir? Hak ile haksız arasındaki farkı hafife alamayız. Mesela sadece benim hayatım ve haysiyetim yok. Karşımdaki insanın da hayatı ve haysiyeti var. Buna göre davranmalı, yaşamalıyım. Hassasiyet budur. Mümin olmak bunu gerektirir. Adaletin ve merhametin uzağında kalmak bizi zalimlerden yapar. Düşmektir bu. Hiçbir dünyevi kazanç bir insanı kaybetmekten daha değerli değildir. Kaybedecek vaktimiz olsun ama insanımız olmasın nerelerden geldiğimizi ve hangi felaketlerin eşiğinden döndüğümüzü bazen unutuyoruz. Unutmayalım. Bizi buraya getiren kardeşlikten doğan dayanışma duygusuydu. Hemen söyleyelim. Biz derken siyasi bir partiyi kastetmiyoruz. Söz gelimi, seslendiğimiz bu köşelerin üstünde sayısız insanın emeği var. Emanet bu değilse başka nedir? Yol ile yoldaş bir bütündür. Yalnızlık insana mahsus değildir. Yalnız kalanların bir takım gerekçelerle bunu süslemesi genellikle inandırıcı bulunmaz. İnsanlar için senden kaçmış? Asıl soru ve sorun budur. Esas mesele elleri sıcak, kalpleri soğuk insanlardan olamayız. Güzel ve yüksek sözler söylemek bizi samimiyete götürmez. Fitne öyle bir şeydir ki çıkaran bile sonunda ondan şikayetçi olur. Başlattığı fitnenin mağduru haline gelir.'' Buna ilahi adalet diyoruz. Kendi adına konuşamayanlar başkalarının adına konuşmak isterler. Cesaret birincisidir. İkincisi başka bir şeydir. İyi sayılmaz. Takım sporlarında en önde olanı değil, arkadan gelenin derecesi önemlidir. Ölçü odur. Her anlamda dökülen, irtifa kaybeden arkadaşlar görüyoruz. Üslup meselesini halledememiş, tavır konusunda olgunlaşmamış, imkanı yanlış anlamış, gücü kaldıramamış, her daim haklı. İşte böyle arkadaşlar ölçü olarak önümüze koyuyorlar. Hepiniz aynısınız diyorlar. Sadece bundan dolayı bile mesuliyetimizin artması gerekiyor. Daha dikkatli davranmamız icap ediyor. Kırılan sadece bir kişiye kırılmış olmuyor. Son yıllarda küsüp de dünya değiştiren kaç arkadaş tanıyor biliyoruz.'' Bu vebaldir. Cemaat diyoruz, millet ve ümmet diyoruz. Her türlü olumsuzluğa rağmen hiçbir kardeşimizin geride kalmasına gönlümüz razı olmaz. Hataları varsa kendilerine usulünce söyleyeceğiz. Eksiklerini gidermeleri konusunda yardımcı olacağız. Kusur avcısı haline gelmeyeceğiz. Fenalığın içimize ulaşmasını engellemeliyiz. Bu dünyadaki en kıymetli şey hakkın yerini bulmasıdır. İnşallah hep beraber buna vesile oluruz. İbrahim Tenekeci Yeni Şafak